Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli ETV seyircileri, bir müftülük saati programı ile sizlerin huzurundayız. Rabbimiz inşallah bu programı hayırlara tebdil eylesin. Değerli seyircilerimiz, programımıza başlamadan önce yine her zamanki gibi kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bugün bizlere Taşçılar Mescidi İmam Hatibimiz Mehmet Ergin hocamız okuyacaklar. Kıymetli hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr ve ihtilâfil leyli ven nehâri leâyâtin li ulil albâb. Ellezîne yezkurûne Allâhe kıyâmen ve qu'ûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûn fî halqis semâvâti vel ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا برب بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا
أعنتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Tahsilciler Mescidi İmam Hatibimiz Hafız Mehmet Ergin hocamıza bu güzel tilaveti için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam ağzınıza gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Değerli seyircilerimiz, şimdi bugünkü programımız, konumuz doğruluk, konuğumuz il vaizimiz Ahmet Erdinçli hocamız. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Allah razı olsun, Allah iyilik, afiyetler versin. Kıymetli hocam, bugün güzel bir konu ile değerli seyircilerimizin huzurundayız. İnşallah istifade etmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin. İnşallah. Kıymetli hocam, tabii doğruluk dedik. İsterseniz öncelikle doğruluğun tanımı ile başlayalım. Doğruluk nedir? Nasıl anlamalıyız? Kıymetli seyircilerimize ne buyurursunuz? Bizler bu dünyaya imtihan için gönderilmişiz. Ve bu dünyanın sonucunda cennet gibi bir nimet Yüce Rabbim bizlere vaat ediyor. Buraya gitmenin yollarından birisi de iyilik yapmaktır. Ve iyiliğin vesilelerinden bir tanesini de Yüce Rabbim bizlere doğruluk olduğunu bildiriyor. Doğruluk, biz sözlüklere baktığımız zaman dürüstlük, sadakat, istikamet, sıdık gibi birçok kelime ile aynı ifadede olduğunu bizler görmüş oluyoruz. Genel manasıyla biz doğruluğun ne olduğuna bakacak olduğumuz zaman düzgün olmak, dürüst olmak ve temiz kalpli olmak gibi anlamlara geldiğini ve dine uygun davranmak olduğunu görmüş oluyoruz. Kısacası sözde, düşüncede, davranışlarda güzel bir şekilde, dinin emrettiği şekilde davranma olarak karşımıza çıkabiliyor. Dört halifemize soruluyorlar. Doğruluk nedir diye sorulduğunda Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki doğruluk Allah'a ortak koşmamaktır. Allah'a şirk koşmadan onun emrettiği şekilde yaşayabilmektir. Hazreti Ömer'e doğruluk nedir diye sorulduğunda Hazreti Ömer emir ve yasaklara uygun bir şekilde yaşamaktır diyor. Hazreti Osman'a gidiyorlar. Doğruluk nedir diye sorulduğunda Hazreti Osman riyasız bir şekilde yani gösteriş yapmadan hak rızası için, Allah rızası için yaşamanın doğruluk olduğunu ifade ediyor. Hazreti Ali de güzel ve düzgün bir şekilde yaşamayı bize doğruluk olarak tanımlamış oluyor. Hazreti Peygamber bir gün ashabıyla beraber otururlarken bir tane çizgi çiziyor kumun üzerine. Sonra iki yanına iki tane daha çizgi çiziyor. Bir sağına bir soluna çizgi çiziyor. Ve daha sonra şu ayet-i kerimeyi okuyor. İşte bu benim mustakim dosdoğru yolumdur diyerek İslam'ın dosdoğru bir yol olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde ifade ettiği gibi ben diyor size iki emanet bırakıyorum. Hepimizin bildiği gibi Sayın Hocam. Kim bu iki emanete sahip çıkarsa diyor o dosdoğru yoldan asla şaşmaz. O hep istikamet üzere kalır. Bunlar birincisi Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim. İkincisi de benim sünnetimdir diyerek bizlere istikamette kalmanın, dosdoğru o yol üzerine kalmanın bizlere yolunu göstermiş oluyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
doğruluğun önemini ve doğruluğun nelere vesile olabileceğini ifade ettiği bir hadis-i şerifi var. Aslında bu bizim hayatımızda düstur olabilecek, temel, mihenk noktası olarak alabileceğimiz hadis-i şeriften bir tanesi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam doğruluğun önemi hakkında şüphesiz ki diyor, sözde yani insanın sözünde ve işinde bir doğruluk insanı iyiliğe yöneltir. İyilik de insanı cennete götürür. Zaten bizler bu dünyada salih amelleri işleye işleye onlar bizi cennete götürecek. Bundan dolayı Allah'ın rahmetiyle beraber bizler salih amel işlemeye devam etmemiz gerekiyor. Ve kişi doğru söyleye söyleye Sıddık lakabı alır diyor. Sıddık diye o kaydedilir. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in Hazreti Ebubekir'in vasfıdır. Evet. Onun çok yüksek bir makam değil mi? Başka evet. insanlara bir sıddık makamı verildiğini bilmiyoruz mesela. Ama Hazreti Ebubekir'in de o zor döneminde yaptığı o destek unutulmayacak bir şeydir. Bütün herkes daha herkes korkusundan Müslüman olamıyor. Evet. O bütün malıyla, mülküyle sevgili peygamberimiz destek oluyor. Ve herkes artık kesin Ebu Bekir de bu adamı bırakır dedikleri bir anda o diyor ki hiç duymadığı, görmediği halde eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemişse doğru söylemiştir diyerek tasdik ediyor. İşte böyle zor zamanlarda sahip çıkılan dava adamlarına Allah-u Teala Sıddık makamını veriyor ve Cebrail göndererek ona selam söylüyor. Allah-u Teala Hazreti Ebu Bekir'e sıddık olduğu için, doğru olduğu için ona selam gönderiyor. Yani doğruluğuna binaen Cenab-ı Hak onu muhatap almış. Evet, yani doğruluğun evet. ne kadar önemli olduğunu biz buradan aslında anlamış oluyoruz. Evet. Tabii ki hadis-i şerifin ikinci yarısı doğruluğun zıttı. Hı hı. Bir de o var. Tabii. Yalancılık. İnsan yalancılık yaparak yalancılık insanı yoldan çıkarır. Yani günaha düşürür. Ve insan diyor günah işliye işliye o da insanı cehenneme sürükler. Yani cehenneme gitmenin sebebi bir tanesi de insanın doğru olmaması. Günah işlemesi olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ve kişi diyor yalancılığı meslek haline getirirse o da artık yalancı olarak çok yalan söyleyen kezzap manasında çok yalancılar defterine kaydedilir diyerek bizlere bundan uzak durmamız gerektiğini söylüyor. Efendimizin hocam müsaadenizle. Buyurun. Hani Allah Resulüne sormuşlar. Ya Resulallah işte Müslüman şöyle olabilir mi? Hani olmasa iyidir ama işte mesela cimri olabilir mi demişler. Olmasa iyidir ama olabilir demiş. Böyle birkaç tane soru var. Ama yalancı olabilir mi? Yalan söyler mi deyince hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Çok iddetli bir şekilde asla olamaz diyor. Yani. Şu olabilir ama yani suç mu olabilir? Yalan hususunda Allah Resulü taviz vermiyor. Yalan söylemenin 3 yerde caiz olduğunu biz biliyoruz mesela fıkıh kitaplarında. Evet. Yani bunun dışında yalana hiçbir zaman cevaz verilmemiş. Bundan dolayı yalanı tevessül etmemek lazım. Evet. Bir kere ne olacak? İşte bu yalan sayılmaz ki biraz gerçeklik payı var diyerek bu yalancılığı hafife almak insanın o davranışı artık bir sürekli hale getirir. Bundan da sakınmak gerekiyor. Evet. Doğruluk hakkında Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki o kutlu sahabeden bir tanesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek soruyor. Ya Resulallah diyor, bana diyor İslam'ı öyle bir anlatın ki diyor, ben diyor sizden başka, sizden sonra bir daha diyor İslam'ı kimseye ben diyor sormayayım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, iki kelimeyle, iki cümleyle, Allah'a inandım de sonra da dost doğru oldu. Bizler de, müminler de, insanlar da önce Allah'a inanacaklar ve inandıkları gibi yaşayacaklar. Arkasından da doğruluktan, sırat-ı müstakimden ayrılmazlarsa ancak o durumda nedir? Doğru yolu bulabilirler. İslam'ın yolu özü zaten o yani. Evet. Allah'a inanmak, dost ibadetleri doğru. yerine getirmek ve bir de doğru olmak. Doğru yoldan, hak yoldan ayrılmamaya çaba sarf etmek. Ebu Süfyan, Bizans kralı Heraklius'a onu Şam'a gittiği zaman çağırıyor. Diyor ki sizin orada birisi diyor peygamber olarak çıkmış diyor. Onu diyor nasıl bilirsiniz falan deyince hiç diyor yalan söylediğini duydun mu diyor. Hiç yalan söylediğini duymadım diyor mesela Ebu Süfyan. Daha kendisine inanmamış ve o davaya karşı çıkıyor. Fakat o kralın sorduğu soruya doğru cevap veriyor.
asla diyor yalan söylediğini duymadım deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak davada olduğunu o kral kendisine ifade etmiş oluyor. Yine sevgili peygamberimizin işlerinizde doğru yolu tutunuz. Dost doğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde cennete gidemez diye söyleyince sahabe-i kiram diyor ki ya Resulallah sen de mi amelinle cennete gidemezsin diye soruyorlar. Efendimiz evet diyor. Allah'ın rahmeti olmasa diyor ben de cennete gidemem buyuruyorlar. Yani hadislere baktığımız zaman önce doğru bir şekilde yaşamak. Evet. İşte arkasından dost doğru olmak. Bunlar gerçekten zordur. Dost doğru olarak kalmak. İnsan hayatta farklı, türlü türlü sıkıntılarla kalabiliyor. Bazen küçücük bir yalan belki hayatını o an için kolaylaştırabiliyor ama bunun daha sonraki uygulamalara baktığımız zaman neticeleri nedir? Daha fazla farklı yollara gidebiliyor. Onun için insan yalana tevessül etmemesi lazım. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimde buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kendinizin ve ailenizin, anne babanızın aleyhine dahi olsa adaletten, doğruluktan, aynen dengeden olsun. Ayrılmayın diyerek kendi aleyhine de bazen insanın zor durumda kalabileceğini söylüyor. Gerçekten bazen insan nedir? Bu zor durumda hak yoldan ayrılmamaya dikkat etmesi gerekiyor. Doğruluk elbette sadece belli başlı şeyde olmuyor. Farklı yerlerde doğruluk biz karşımıza çıkıyor. Hayatımızın nerelerinde mesela hocam bu hususlara dikkat etmeliyiz? Doğruluk mesela özellikle insanın düşüncesinde, fikrinde doğru olması gerekiyor. Samimi olması gerekiyor. İnsanın az da olsa nedir? Samimi bir niyetle yaşantısını sürdürmesi gerekiyor. Öncelikle niyet. Bazen niyetleri, insanın niyeti amelin önüne geçiyor. Hani innemel e'amali bin niyat hadislerini biliyoruz. Buhari'de ilk hadis karşımıza o çıkıyor. Evet, evet. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir mümin diyor iyilik yapmayı düşünür. Ve o iyiliği yapamazsa mesela diyelim ki bir hasta ziyareti. Hasta ziyareti gitmeyi düşünüyorsunuz ama 5 dakika bir telefon geldi gidemediniz. O iyiliği düşündüğünüzde diyor yapamazsanız Allah size onu düşündüğünüz için sevap verir diyor. İyiliği yaparsanız 10 kattan 700 kata kadar sevabı geliyor. Evet. Bunun yanında kötülük yapmayı düşündünüz. Onu yapamadınız, günah yok. Ama yaparsanız da bir günah yazılır diyerek bizlere niyetimizin çok önemli olduğunu sevgili peygamberimiz bu hadis-i şerifte bizlere ifade etmiş oluyor. Yine bunun yanında amelde, özellikle işlerimizde, ticaretimizde olsun, her ne iş yapıyorsak yapalım, doğruluğumuz, dürüstlüğümüz bizim için önemlidir. Şimdi hani emin tüccarlar, güvenilir tüccarlar kıyamet gününde şehitlerle, peygamberlerle ve sıddıklarla beraberdir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Bundan dolayı bu ticarette özellikle doğruluk daha önemli. Şimdi ya vallahi şunu aldım diye adam mal sahibi, dükkan sahibi bir yemin ediyor. Biz de ona inanıyoruz. Bu şekilde ne oluyor? Yeminle bize bazı şeyi daha fazla satabiliyor. Şöyle bir hadis var Muhterem Hocam. Kıyamet yani yaklaştığı zaman, ahir zamanda diyelim. Evet. Yemin edilmesi istenilmeden yemin edilecek buyurmuş Efendimiz. Evet. Herhalde onun tezahürü olsa gerek. Hakikaten evet. Bunu böyle alışkanlık haline getirdik. Direkt yeminle başlıyoruz. Yemin yani. Aslında ve nedir? Hocam hadisi tamamlayalım. Sözü kuvvetlendirmek içindir yani. Yani o malın da ticaretin de bereketini götürür buyurmuş Efendimiz. Elbette. Evet. Yani yemin normalde çok zor şartlarda kaldığımız zaman sözümüzü kuvvetlendirmek için yapılması gerekiyor. Güven ortamı zayıfladığı için mi hocam bunu kullanıyoruz? Elbette. İnsanlar arası ilişkilerin azalması, evet. Doğruluğun, dürüstlüğün, İslami yaşamın azaldığından dolayı bu tür sıkıntılara maruz kalabiliyoruz ne yazık ki. Evet hocam. Yine bunun yanında mesela aklımıza bu doğruluk gelince benim aklıma herkesin her zaman doğru olmaya çalışması geliyor. Şimdi bir kişiden ne olacak, benim bir sözüm ne olacak diye düşünmemek lazım. Şimdi bir hacı abimiz varsa o hacı abi o hacılığının getirdiği şeyle ona dikkat etmesi gerekiyor. Ve her zaman hayatında dikkat etmesi gerekiyor. O ağırlığı, o emaneti taşıması lazım. Allah'ın kitabını öğrenen bir hafız kardeşimiz evet. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü insanlar artık ona normal bir şahıs olarak bakılmıyor. Değil mi? İşte bir başörtüsü takan ablamız, kardeşimiz o temsil ettiği düşünceyi doğru şekilde temsil etmesi gerekiyor. Da yaşaması gerekiyor. Bir nevi emanettir. Emanettir. Çünkü onlar evet. İslam'ın birer şiarıdır. Evet. İşte buna göre bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Bu doğruluk konusu gelince benim aklıma hep Endonezya gelir. Evet. Dünyanın bildiğimiz gibi en nüfusu Müslüman olarak nüfus en kalabalık ülkesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildiğimiz gibi Veda hutbesinde 120 bin civarında sahabe-i kiram var. Onlar Efendimiz'den sonra yeryüzüne dağılıyorlar. Sadece günümüzde 15 bin civarında sahabenin kabri Mekke ve Medine'dedir. Hepsi İslam'ı yaymak için, tebliğ için Mekke ve Medine'ye ayrılmışlardır. Mesela bizim ülkemizde Diyarbakır'da 800 civarında sahabe ve tabi'in var. Tabi'in Maşallah. vardır. Dünyada en fazla üçüncü şehirdir Diyarbakır. Bunun gibi bu Müslümanların bir tanesi de Endonezya'ya gidiyor o günün şartlarında. Ve birisine kumaş veriyor. Kumaşı eksik vermiş. Veya da parasını fazla almış galiba. Ertesi gün o kumaş alan müşteri gidip evinde buluyor. Diyor ki ben sana fazla para almışım senden veya da kumaş az vermişim diyerek söyleyince sen diyor nasıl bir dine mensupsun? Bu nasıl bir şey diyor? Ben diyor Müslümanım diyor. Sen bu din neye emrediyor? İşte doğruluğu Allah'a ibadet emrediyor deyince tamam diyor ben de bu Müslüman olayım diyor. Ve bir kişi Müslüman diyor. Arkasından onun akrabaları, eşi, dostu, ailesi, bütün kabilesi, şehri derken bütün Endonezya'ya baktığımız zaman günümüzde en fazla Müslüman olarak nüfus sahibi ülke olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir Müslüman doğruluğun yaptığı vesile tabii hidayet Allah'tandır ama bizler de temsil etmemiz gerekiyor. Bu dinimizi temsil ederek güzel bir şekilde yaşamaya çalışmamız gerekiyor. Evet. Tanım hocam, müsaade ederseniz Tabii. bu kimlerin vasıflarıdır? Bu doğruluk, isterseniz böyle bir soruyla programımıza devam edelim. Elbette. Doğruluk Kur'an-ı Kerim'de birçok farklı Allah-u Teala kendisinin doğru olduğunu söylüyor. Peygamberlerin doğru olduğunu, yine müminlerin doğru olduğunu söylüyor. Mesela peygamberlerin özellikle 5 tane bildiğimiz gibi vacip sıfatları vardır. Evet. Bunların birincisi sıdıktır. Yani peygamberlerin doğru olması. Değil mi? Peygamberlerin yalan sadır olması. Çünkü O olunca vahiy, peygamber olmuyor zaten, tabii değil mi? vahiy gözetiminde olduğu için onlar hiçbir zaman yalan sadır olmaz. Zaten diyor ki eğer diyor peygamberden bir şey yalan başka bizim emrettiğimiz şeyden farklı bir şey onlardan sadır olsaydı biz onu diyor şah damarından yakalardık diyerek mesela Efendimiz'e tehdit demeyeyim de bir türlü Uyarı diyeyim. uyarı mahiyetinde ayet-i kerime olduğunu bizler görmüş oluyoruz. Nitekim sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha peygamberlik gelmeden önce de hiç yalan söylediği vaki değil. Evet. El Emin sıfatı verilmiş kendisine. Yani o günahların çoğaldığı, her türlü rezaletin yaşandığı bir ortamda Hazreti Peygamber'e El Emin sıfatını veriyorlar. Yani güvenilir Muhammed. Yine Efendimiz'in peygamber geldiğinde Safa Tepesi'nde bütün Mekke'de topladığında ben size şu dağın arkasında düşman ordusu var desem bana inanır mısın diye sorduğunda Mekke halkının evet inanırız. Bugüne kadar senin hiç yalan söylediğini duymadık demeleri aslında peygamberliğin ne kadar doğruluk üzerine kurulduğunu önemli bir hale gelmiş oluyor. Nitekim Şuara suresinde 5 tane peygamber arkasına aynı şeyi ifade ediyorlar. Biz sizi Allah'a kulluğa çağırıyoruz. Biz güvenilir insanlarız ve sizden ücret istemiyoruz. Günümüzde en ufak bir iyiliğe karşı biz bir ücret istiyoruz değil mi Evet. mesela? Yani veya bekliyoruz. Veya bir teşekkür bekliyoruz en azından. Ama peygamber diyor ki ben size bu konuda ücret istemiyorum diyor. Hani Yasin suresinde o şey var ya Habbab Evet. bin o Habibi Neccar var mesela. Habibi Neccar diyor ki bu elçiler size ücret istemiyor. Bunlara gelin diyor. Tabii. Tabi olun diyor. Fakat tabi olmuyorlar ve kendisini öldürüyor, şehit ediyorlar. Cennete gidiyor ve kredi kulü cennete gir denince keşke Rabbim kavmim benim şu halde Aleyhisselam. olduğumu bilseydi de onlar da iman etselerdi diyerek mesela hala daha İsa ruhuyla kavmini düşünüyor. İşte nedir bunlar hep? Başkalarını düşünmenin, doğru olmanın, ücret istememenin önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Yine Efendimiz'e ilk vahiy geldiği zaman Hazreti Hatice diyor ki ona sen diyor hep doğru sözlüsün diyor. Akrabalarını gözetirsin. Sen hiç diyor yalan söylemedik şimdiye kadar diyor. Kesin diyor bu diyor işte Cibril'dir diyerek mesela ona nedir? Ruhul Kudüs'tür diyerek Evet. ona teselli ediyor. Bunlar da aslında birer örnektir.
Hocam Cibril'den bahsettiniz de Cibril-i Emin'in de hani Cibril-i Emin diyoruz. Evet. Mesela hani Efendimiz'i sıkma mevzu var. Oradaki sıkmadan kasıt bizim anladığımız gibi değil herhalde. Yani işte diyor kuvvetli bir şekilde sıktı. Bu sıkma hani gönülden bir sarılma mıdır? Benden sana zarar gelmez şöyle, mi demek istiyor? Şöyle insan normalde meleği göremez. Melek evet. alemiyle insan alemi birbirinden farklı. Efendimizin onunla görüşebilmesi için biraz daha işte o boyuta yükselmesi gerekiyordu. Orada Efendimiz onu Efendimiz sıkılarak mesela nedir? Bir nedir? Cebrail'i asli suretini görme haline getiriyor mesela. Bu da canı gönülden dediğimiz bir sarılma. Elbette. Belki sarılmadır. Belki kucaklaşma dediğimiz mesele olabilir yani. Evet. Muhterem hocam, Hud suresi. Evet. Meşhur bir ayet. Festakim keme ümirt. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beni Hud suresi ve benzerleri beni ihtiyarlattı buyurmuş. Evet. Rabbimiz bu ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ağırlığı nedir? Bu surede ne demek istiyor da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beni ihtiyarlattı buyurmuş. Sohbetimizde ifade ettiğimiz gibi peygamberin yalan söylemesi mümkün değil. Ve Yüce Rabbimizin emrolunduğu gibi dost doğru ol ayet-i kerimeyle Efendimiz'e bir ne bileyim biraz daha dikkatli olma hissi geliyor. Ve bu ayet-i kerime indikten sonra Efendimizin saçlarına beyazlar ilk defa düşüyor. Yani daha önce beyaz yokken saçı ağrıyor birkaç gün içinde. Evet. Ve beni diyor Hud suresi ve benzerlerini, yani şu ayetler diyor beni diyor dost doğru ol. Acaba Efendimiz hep davası boyunca acaba görevimi tam yapabiliyor muyum, eksik kalıyor mu diyerek hep bir endişe içinde. Evet. Hatta Veda hutbesinin en son diyor ki ben size görevimi tam manası tebliğ ettim mi diye üç defa soruyor. Evet ya Resulallah, sen de tebliğ ettin deyince ya Rab sen buna şahit ol diyerek insanları, müminleri ona kendisine şahit olarak tutuyor mesela. Bunlar önemli. Aslında bu ayet-i kerime Hazreti Peygamber'e inmiş gibi görünse de asıl bundan maksat nedir? Müminlerdir. Kıyamete kadar gelecek olan müminler. Allah size nasıl yaşamanızı emrediyorsa, Kur'an size nasıl yaşamanızı emrediyorsa, sünnet size nasıl bir hayat sürmenizi gerektiriyorsa o şekilde hayatınızı sürün. Onlara bağlı kalarak dost doğru bir şekilde yaşayın diyerek aslında müminler bu ayet-i kerimenin asıl muhatabı olarak karşımıza çıkıyor. Hani Kur'an-ı Kerim'i biz baktığımız zaman bazen Efendimiz'e bazı ayetlerinde Efendimiz dışındakilere indiğini mesela biz görüyoruz mesela. Aslında Efendimiz'e inen ayetler de peygamberden sonra bu işte iyiliği emretmek, emri bil mağruf nehi anil münker diyoruz ya, bunların yayma konusunda görevli olan insan, bütün insanlara bir nedir? Teşvik mahiyetindedir. Bu şekilde yaşayarak siz daha faydalı olabilirsiniz, daha nasihat edebilirsiniz diyerek bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Peki muhterem hocam, hani doğruluk üzerine konuşuyoruz. Fatiha suresindeki tabi Sırat-ı Müstakim evet. ayet-i kerimesinde geçmemek lazım. İsterseniz evet. Oraya da bir değinebilirsek. Evet. Günde Yüce Rabbimiz, defa okuyoruz. Yüce Rabbimiz bizlere günde beş vakit namazın her rekatında günde 40 defa en azından hani Fatiha'sı namaz olmaz diyoruz ya biz. Evet. Fatiha'sı namaz olmaz. Her rekatında biz mutlaka Fatiha okuyoruz. Baktığımız zaman Fatiha suresinde ilk önce Kur'an-ı Kerim'in daha başlangıcı. Yani 5. ayet-i kerimesi mesela bu ayet-i kerime. Hamd'le başlıyor Kur'an-ı Kerim. Arkasından Rabbimizin Rahman, Rahim olduğunu, alemin Rabbi olduğunu ifade ediyor. Sonra hemen müminlere inanca geçiyor ve Rabbim biz ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım dileriz dedikten sonra hemen duaya geçiyor. İhdine sırat-ı müstakim. Ya Rab bizi dost doğru yolun olan şu Kur'an yolundan, ibadetlerin yolundan, peygamberin yolundan ayırma ve bizi hep bu şekilde hidayet üzere bırak diyerek Rabbimize dua ediyoruz. Arkasından devam ediyor. Bu müstakim, sırat-ı müstakim neymiş? Sırat-ı lezi enamte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kulların yoluna. Bu nimet verilen kimlerdir? Alimlerimiz, müfessirlerimiz diyor ki Nisa 92. ayet-i kerimede bunlar peygamberlerdir, şehitlerdir, sıddıklardır ve salih kimselerdir diyerek bizlere haber veriliyor. Bir de bunun yanında eğer böyle dua etmezseniz karşı taraf geliyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Sapıtanların ve dalalete düşen Hristiyanlar ve Yahudiler gibi olmayalım diye de dua edin diyor. Şimdi bazen nedir? Güzel dua yapılır, bazen de şunlardan olmayalım diye dua edilir.
Efendimiz Aleyhisselam hayatına çok dua etmiştir. Evet. Sahabenin birisi soruyor. Ya Resulallah diyor. Siz o kadar dua ediyorsunuz ki biz bu duaların hepsini ezberleyemiyoruz. Bize diyor öz bir şey söyle. Biz onu yapalım deyince Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Ya Rab Peygamberimizin istediği bütün iyi şeyleri biz istiyoruz. Evet. Ve Peygamberimizin sakındığı bütün kötü şeyleri biz de sakınıyoruz diye toplu bir cami bir dua yaparsanız diyor bu aynı yere gelir diyor. Onun için aslında biz de bu duayı kolay ve basit evet hocam. Ve her namazımızda, duamızda, niyazımızda, teheccüdümüzde yaparsak inşallah bize faydalı olur. Ya Rabbi Efendimiz senden neyi istedi, arzu ettiyse biz de istiyoruz, arzu ediyoruz. Evet. Ya Rabbi Efendimiz senden neyi istemedi, arzu etmediyse biz de istemiyoruz. Neyden sakınırsa biz de evet. Çok aslında basit bir basit, şey olarak evet. Karşımıza çıkıyor. Peki muhterem hocam, doğruluktan bahsettik. Esas tabii mahiyetinde söylediniz ama doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür buyurdunuz. Evet. Bir fayda görüyoruz. Bu doğruluğun faydaları nedir? Cennete götüren bu yoldaki süreç nasıl işler? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok müminlere diyor ki ey iman edenler Allah'a karşı kelimeden sakının ve doğrularla beraber olun diyerek hep doğru olmayı bizlere tavsiye ediyor. Bir okuduğum bütün ayet-i kerimeler hep doğru olmak üzerine ve doğruluğu tavsiye ediyorlar. Bu doğruluğun bizlere faydası şudur. Rabbimiz Allah'tır diyen, Allah'a iman eden kullar ve sebatla doğru yolu izleyenlere gelince onların üzerine sık sık melekler iner. Şimdi doğru olan bir insan çok fazla salih amel işler, iyilik yapar. İyilik yapar yapa da salih amel çoğalır ve cennete gider. Allah'ın rızasına kavuşur. Ve diyorum onun üzerine o doğru olanlar, inanan kimselere melekler sık sık inerler. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyurduğu gibi nerede diyor Allah'ın adını anan bir topluluk olursa oraya melekler iner diyor. Sekinet iner mesela. Bazen bu bir Kur'an dersi olur, tefsir dersi olur. Bazen bir Allah'ın zikri olur mesela. Farklı şeyler. Melekler onların üzerine sık sık inerler ve onlar öldüğü zaman da korkmayın, üzülmeyin diye onlar çünkü kıyametin o dehşetli saatinde insanlar müthiş bir korku içinde. Hani kimisi beline kadar, kimisi boğazına kadar, kimisi gözüne kadar diyor, ter içine buluşacak. Çünkü güneş bir mızrak boyu alçalmış bir vaziyette. Herkes acaba benim günahım çok mu diye ortaya çıkmaktan korkacak. Ve çırılçıplak olduğu halde hiç kimse birbirine bakamayacak hale gelecek. Çünkü herkes acaba birisi diyor ayet-i kerime de mesela Abese suresinde. Acaba bende alacağı olur diyerek hiç kimse diyor akrabasının yanına dahi gitmeyecek diyor mesela. O kadar zor bir dönemde melekler geliyor. Bugün korku yok. Korkmayın, üzülmeyin. İşte siz Allah'ın vaat ettiği cennet diyerek diyor, onları rahatlatacak. Bundan daha büyük bir müjde olamaz. En zor zamanda, en sıkıntılı zamanda, herkesin gözlerinin döndüğü, acaba başımıza ne gelecek? Bugün zor bir gün. Kur'an-ı Kerim öyle geçiyor. Evet. Kıyametin isimlerinden bir tanesi, Yevmül Asr. Bu diyor, bugün çok zor bir gün diyecek herkes diyor. O günde müminlere teselli verilecek. Müjde verilecek, melekler üzerine inecek, daha doğruluğun birçok faydasından bazıları işte bunlar olarak karşımıza çıkmış oluyor. Evet. Muhterem hocam, iyilik nedir? İyilikten de bahsettik, hadis-i şeriften devam ediyoruz. Evet. Bu iyiliği nerelerde yapabiliriz mesela? Ne yaparsak adı iyilik olur? İyilik bizim İslami terimlerde emri bil maruf, nehi anil münker olarak karşımıza çıkıyor. Biz de yani iyilik olarak biz salih amelde diyebiliriz. Veyahut da emri bil maruf, nehi anil münker de biz olarak isimlendirebilmiş oluyoruz. Maruf, emri bil maruf, iyiliği emretmek. Bu maruf deyince aklımda şu gelebilir. Allah'a itaat sayılan, dinimize uygun olan güzel tutum ve davranışlardır. Münker de bunun tam zıttı, dinimizin yasakladığı davranışlardır. Evet. İmam-ı Gazali Hazretlerine soruyorlar. Maruf nedir, münker nedir? Bu emri bil maruf, nehi anil münker, iyilik babında sorulunca diyor ki, İslam'a, İslam'ı yaşantıya, İslam ahlakına uyan bütün tutum ve davranışlar maruftur diyor. Allah'ın istemediği, yasakladığı davranışlara da münker denilir diyerek bizlere emri bil maruf, nehy anil münkerin kavramını daha güzel bir şekilde ifade etmiş oluyor. Buna göre maruf nedir? İyilikler nelerdir? İbadetlerdir. İnsanlara karşı iyilik yapmaktır. Özellikle anne babamızla, sevdiklerimiz, çevremizle. İşte insanın hani diyor ya, helal dairesini kazandıktan sonra
eşine tebessüm etmesi, çocuklarına güzel davranmışsa bir sadakadır, iyiliktir, salih ameldir diye mesela. Salih amelin çok kavramı geniş bir tabirdir. Yoldaki taşı kaldırmayı bile hocam yüce dinimiz sadakadan saymış. Hakikaten müthiş bir, mükemmel bir dinin meseleyiz inşallah. Yani. İman 70 şubedir diyor, en küçüğü de odur diyor mesela. Yani. Emri bil maruf nehy anil münker aslında bir peygamber mesleğidir. Bir tebliğin adıdır. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimiz o peygamber iyiliği emreder ve onları kötülükten alıkoyar diyerek peygamberlerin yaptığı işin aslında bu olduğunu, yani iyilikle iyiliğe sevk etmek olduğunu görmüş oluyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz peygamberden sonra diyor ki içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır diyerek bizlere haber veriyor. Demek ki toplum içinde her zaman iyiliği emredecek, kötülükten sakındıracak insanların bulunması gerekiyor. Ve bununla beraber bütün insanların, bütün müminlerin bu işten sorumlu olduğunu bizlere haber veriyor. Efendimiz savaşa giderken bile değil mi muhterem hocam? Evet. Geride bir kısım sahabeyi bırakıyor. Yani onlar ilim kalsın, ilim değil mi? Devam etsin diyelim mesela. Evet. Mesela bu konuda sahabenin bir toplantı bir yere geldikten sonra ayrılırken unutmadıkları bir davranışlar var mesela. Neydi Asır hocam? Suresi. Evet. Asır suresi kısa olmasına rağmen burada bize insanın nasıl kurtuluşa ereceğini söylüyor. Vel asri zamana yemin olsun ki innel insane lefî husur. İnsanlık, insan zararda, ziyandadır. Ancak dört grup insan müstesnadır. Hangileridir? İllellezine amenü, iman edenler. Ve amenü salihati, salih amel işleyenler. Yani iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar. Ve tevessav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. İşte asıl bu önemli. Ben kendime bakarım, başkasına karışmam demek olmaz. İnsanları diğerlerinde nedir? Bu davranışa sevk etmek gerekiyor. Ve tevessav bil sabri, sabırla beraber sabırda tavsiye etmek. Çünkü bazen yaz gününde oruç tutmak kolay değildir. Evet. Kışın soğukta abdest almak kolay değildir. Ancak bunlar bize geçici ömürde verilen bir imtihan meselesi. Ahirette inşallah bunlar olmayacak. Artık ölünce, son nefes verilince bütün o sorumluluklar, mükellefiyetler hepsi paydos olarak, terhis olmuş olarak bizler artık gitmiş olacağız. Yani bunlar nedir? Bizler için iyiliği emretmenin önemini söylüyor. Kurtuluşa erecek olan dört grup insan vardır. Bunlar o gün zararda ve ziyanı değil, kârdadır. Üçüncü olarak neymiş? Hakkı tavsiye edenler olarak karşımıza çıkmış oluyor. Evet. Yine aynı hocam, zamanda Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Sayın Hocam, geçmiş kavimlerden de bizlere bu işi yapanların ve yapmayanları örnek veriyor. Mesela Karun'u uyaran salih kimseler var. Çok önemli mesela. Hı hı. Yine o ashab-ı sebt dediğimiz cumartesi ashabında gruplar üçe ayrılır. Bugün balık tutmayın diyenler diye tavsiye ediliyor mesela. Diğer iki grup, birisi balık tutuyor mesela. Normalde cumartesi günleri onlara ibadet günü olduğu için yasaklanıyor. Yasak. Ve imtihan için oluyor bunların hepsi. Bizim cumamız gibi diyebilir miyiz? Bizim cumamız, evet. Yani. Zaten diyor ki cuma hadis, saatinde yani. Hadis-i şerif diyor ki biz diyor Yahudilere diyor cuma gününü diyor ibadet günü yaptık diyor. Onlar bunu aldılar diyor. Cumartesi kaydadılar diyor. Ya Hristiyanlara diyor cuma günü kıldık diyor. Mübarek gün kıldık diyor. Onlar bunu aldılar, pazara götürdüler diyor. Müminler de artık bir değişme olmamış olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Yine o ashab-ı sebt'te o kötülüğü balık tutma için yapanlar var. Bu işe yapmayın diyenler var. Bir de bu işe sessiz kalanlar var. En son ayetine baktığımız zaman bu sessiz kalanlar ve bu günahı işleyenlerin helak olduğunu, diğerlerinin kurtuluşa erdiğini biz görüyoruz. Yine Karun'un olayına baktığımız zaman orada Karun'a biraz mal sadaka ver, Allah'ın sana ihsan ettiği şeylerden insanlar dağıt diye söyleyen salih kimselerin olduğunu görmüş oluyoruz. Burada yine diğer insanlar var ki ya Allah'ım bize de versen şu Karun gibi nimetler diyen insanlar var. Ama ertesi gün Karun helak edilince biz iyi ki bunun gibi böyle nimeti boğulmamış diye dua ediyorlar. Artık akılları başlarına geldiğini görüyoruz. O Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 45. ayet-i kerimede Yahudi dini alimlerinden bahsediyor. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ. Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz da kendiniz o iyilikten geri mi duruyorsunuz? Bu nasıl bir bilginlik diyerek onları yaptığı için
kötü olduğunu söylüyor. Şimdi bu ayet-i kerimenin nazil olmasının sebep, Medine'ye gelen Yahudiler, Yahudilerden birisine, Yahudi alimlerine, bilginlerine birisi geliyor. Fakir gelirse diyorlar ki, evet git diyor Muhammed'e aleyhissalatü vesselam'a, iman edebilirsin. Git diyorlar. Zengin birisi gelirse işinize yarar diyerek, yok ya gitme, biraz bekle diyorlar mesela. Bundan dolayı bu ayet-i kerime iniyor. Siz diyor işte, niye böyle yapıyorsunuz? İnsanı herkese iyilikse madem, herkese iyiliktir. Niye böyle ayrımcı kapitülde söylüyor? Bizler bu konuda nedir? Herkese eşit şekilde davranmamız gerektiğini bizlere bildiriyor. Yine din adamları onları günahlardan ve haram yemekten sakındırsalardı diyerek bunun herkes tarafından yapılmasının özellikle dini alanda kendini yetiştirmiş insanların daha bir özverili şekilde insanlara duyurması gerektiğini bizlere bildiriyor. Hazreti Zekeriya bu konuda hocam çok önemlidir. Benim Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan kıssalardan en önemlisi bir tanesi bu gelir bana her zaman için. Hazreti Zekeriya bildiğimiz gibi toplumunu, kendi kavmini Allah'a davet ediyor. Fakat hiç kimse artık kendisine iman eden sayısı çok az. Ve etrafında da bu işi sürdürecek, insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındıracak kimse kalmıyor. Bunda ümidini kesince bir de Hazreti Meryem'in o anda çocuğu doğurduğunu görünce babası bir vaziyette ellerini açıyor Meryem suresinin başında. Ya Rab diyor, ben diyor bunca yıldır diyor, yani 90 yaşını geçmiş bir halde. Bunca yıldır diyor ben sana ne zaman diyor elimi açtıysam diyor sen benim duamı kabul ettin diyor. Ben diyor bir kez daha senin kapına geldim. Eğer ben diyor bu dünyanı göçersem şu kavme diyor bu güzel işleri yapacak, onları hidayete erdirecek, yolu gösterecek hiç kimse kalmayacak diyor. Sen diyor bana bir evlat ver deyince Allah-u Teala ona bir de istediği şu bakın. Salih evlat ver diyor orada. Evet. Bu önemli. Evlat isterken salih evlat yani vermesi gerekiyor. Duamıza o ibareyi koymamız gerekiyor. Evet. Şimdi bazen bakıyorsunuz evlat var. Hem babasını günah sürüklüyor belki de cehennemi sürükleyebiliyor. Evet. Onun için evlat isterken de bütün işlerimizde hayırlısını istememiz gerekiyor. Allah-u Teala kendisine salih bir evlat veriyor. Salih olduğunda o ayet-i kerimede ifade ediyor. Ve bir de ismini koyuyor. Ben onun adını diyor Yahya koydum diyerek Hazreti Zekeriya'ya güzel bir müjde veriyor. Yani bu nedir? Bize bunun hem şahsımız adına hem de toplum adına bu işi sürdürecek insanların bulması gerektiğini haber vermiş oluyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen, iyiliği emredip kötülüğü de yasaklamayan bizden değildir ifadesi. Biz de bu konuda dikkat etmemiz gerektiğini bizlere teşvik ediyor, söylüyor. İyiliği emredip kötü sakındırmak her zaman için yapılması gereken bir davranıştır. Ve bu konuda kadın ve erkek birbirinden ayrılmıyor. Herkes diyor, mümin erkek ve kadınlar birbirinin dostudur. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar diyerek Tövbe Suresi'ndeki ayet-i kerimede kadın ve erkek herkesin bu işte eşit seviyede sorumlu olduğunu bize göstermiş oluyor. Evet, Muhterem Hocam, tebliğden bahsettiniz. Emri bil ma'ruf, nehy anil münker. Peki bu tebliğin usulü nasıl olmalı? Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Elbette hocam. Şimdi her şeyin bir usulü olduğu için tebliğin de birçok usulü vardır. Kur'an-ı Kerim'de biz geçmiş peygamberlere ve salih kimselere baktığımız zaman onların hep bir düzene göre, sisteme göre karşıdaki insanlara dini anlattığını, Allah'ı anlattığını görmüş oluyoruz. Bu konuda bize birçok hadis-i şerif ve ayet-i kerimeler karşımıza çıkıyor. Mesela bunlardan bir tanesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman onu eliyle düzelsin. Eliyle buna gücü yetmezse diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin ki bu imanın en küçük derecesidir diye bizlere nakleden hadis-i şerif var. Bu bize kişinin bu tebliğde hangi usule göre gitmesi gerektiğini haber veriyor. Tabi İmam Kurtubi Hazretleri tefsirinde bunu diyor ki el ile olan mücadeleyi devlet yapar diyor. Şimdi biz kaba kuvvetle gidip adama sen niye inanmıyorsun diye söylemek gerek yok. Evet. Çünkü hidayet Allah'tandır.
Baktığımız zaman Hazreti Nuh 950 sene peygamberlik yapıyor. Kendisine iman eden kişi sayısı bir elin parmağını geçmez diyor rivayetlerde. Oğlu inanmıyor kendisine. Hanımı iman etmiyor. Yani ey Nuh diyor, ben seninle evliyim ama diyor senin davan bana hiç gerçekçi gelmiyor diyor mesela. Hatta bu konuda nedir? Bize Kur'an-ı Kerim örnek veriyor. Kendisine inanmayan Lut'un hanımıyla diyor, Nuh'un hanımı da anlıyor Tahrim suresinde mesela. Onlar da iman etmediler diyerek kötü örnek olarak ifade ediliyor mesela. Bakıyoruz yine Lut Aleyhisselam'ın hanımı kendisine iman etmiyor. Çünkü bize düşen, hani ayet-i kerime hep ifade ediliyor ya, bize düşen, sana düşen ancak diyor tebliğdir. Peygamberler tebliğ yapar, gerisi Allah'a bırakmıştır, bırakırlar. Çünkü dava peygamberin davası değildir. Tebliğ Allah'ın dinine yapılır ve dava da Allah'ın davasıdır. Evet. Peygamber düşen ancak tebliğdir. Hani sen istediğini hidayete erdiremezsin. Onu ancak Allah hidayete erdirir ayet-i kerimesi. Yani Efendimiz'e bir uyarı mahiyetine gelmiştir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yine ikinci olan, yani dil ile olan şeyi de tebliği de uyarmayı da alimlerin yapacağını söylüyor İmam Kurtubi Hazretleri. Üçüncü olan kalp ile buğzlu da normal vatandaşların halkın yapacağını bizlere bildirmiş oluyor. İkinci olarak bu konuda usulle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de bizlere baba-oğul ilişkisini en güzel şekilde sunan Lokman Aleyhisselam var. Evet. Ama şimdi baktığımız zaman Lokman Aleyhisselam Habeş'ti. Habeşistan'da yaşayan siyahi ve köle birisi. Hı hı. Köle olduğu rivayet ediliyor. Evet. Ancak onun yapmış oğluna yapmış olduğu tavsiyeler Kur'an-ı Kerim'de bir sure ismini vermiş. Lokman suresi olarak ve bir de Lokman Hekim olarak ifade ediliyor. Ve bir de o bir sayfa civarında bir sayfada oğluna verdiği öğütler tam bir baba-oğul ilişkisini anlatan, nasıl olması gerektiğini bildiren çok güzel bir sistem. Levha yapıp da evimizin bir köşesine asmak lazım. Evet, orada bir 10 tane civarında Lokman Aleyhisselam oğluna tavsiyelerde bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de bu konumuzla alakalı olarak ifade ediliyor. Lokman Aleyhisselam diyor ki, ya Büneyye, zaten hep ya Büney, Kur'an-ı Kerim'de babaların oğullarına hep ya Büney, ey oğurcuğum, yavrucuğum diyerek sevgilerini belirtiyorlar. Yani bu ifade tarzı da önemli. Şimdi karşıdaki kişiyle biz konuşurken, muhatap alırken ona sevgi, saygı ifadesini belirtmemiz gerekiyor. Bu da Lokman Aleyhisselam bu da oğluna bu şekilde ifade hitap ediyor. Ve اَقِمِسْ صَلَى namazını kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve bir de bunlar eğer kabul etmezlerse buna sabret diyerek ikinci olarak usulümüzün sabır olduğunu görüyoruz. Tabii şimdi anne baba kendisi bir şey yapmazsa, oğlum sen kitap oku mesela, diyelim ki anne baba hiç kitap, evde kitap okumuyor. Oğlum sen kitap oku dese bu etkili olmaz. Mesela anne baba sigara içiyor, oğlum sen sigara içme dese bunun da faydası olmaz. Ayet-i kerime baktığımız zaman oğlum sen namazını kıl, iyiliği emret, kötüden sakındır, sonra da sabret. Yani önce biz kendimizi yetiştireceğiz. Yani karşı tarafa biz etkili olmak istiyorsak önce o işi kendimiz yapmamız gerekiyor. Zaten İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki insanın diyor önce kendisini ıslah etmesi asıldır, başkaları ferdir. Yani o daha sonra yapılacak iştir. Evet. Önce biz kendimizi bir düzgün hale getirmemiz gerekiyor. Bal hikayesi anlatılır ya hocam. Evet. Yani 40 gün sonra demiş getir çocuğu. Sonra oğlum bal yedim, yeme demiş. Annesi demiş ki hocam madem yani böyle bir söz söyleyecektiniz o zaman söyleseydiniz, niye 40 gün beklettin bizi? Kızım demiş 40 gün önce ben de yiyordum. Yani yaptığım şeyi söylesem tesir etmez. Etmez, evet. Evet. Onun için önemlidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bizlere her türlü hangi insanla nasıl konuşmamız gerektiğini, usulünü, üslubunu anlatan Nahl suresi 125. ayet-i kerime bizim için çok önemlidir. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et diyerek iyiliğin, salih amelin, emri bil maruf nehy anil münkerin öncelikle hikmetle, yani insan güzel, güzel sözlerle yumuşak, onlara anlayacak insanlara bunu söylemek lazım. Baktım anlamıyor. Biraz daha farklı öğütler kullanmak lazım. Ve farklı dinden olan, işte farklı mezhepten olan insanlarla da güzel şekilde mücadele et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki
şey yapılması, övülmesi çok önemlidir. Febime rahmeti minallah lintelevim. Sen onlara yumuşak davrandın. Şayet ayet-i kerimin devamında sen onlara yumuşak davranmasaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi diyerek yumuşak davranmanın, üslubu korumanın son derece önemli olduğunu bizler görmüş oluyoruz. Dinimizin bir düsturu da kavli leyyindir. Kavli leyyindir. Yani bu konuda bir sürü ayet-i kerim var mesela. Evet, Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'da öyle der. Yani evet. Bizim düsturumuz kavli leyyindir der. İcbar ile değil, yani zorla değil, ikna iledir. Evet. Hani medenileri medenileri ikna, evet. ikna iledir diyor ya mesela. Onun gibi mesela Firavun gibi birisine, dönemin en zalim kişisine gönderen Hazreti Musa'ya Yüce Rabbimiz diyor ki, ona diyor yumuşak konuşun diyor. Kavlen leyyine. Şimdi Hazreti Musa zaten korkuyor. Çünkü yıllarca yanında yetişmiş ve Firavun nasıl birisi olduğunu biliyor. Zalimliğini bildiği için. Zalimliğini biliyor. Ve ona yumuşak davran diyor. Ben diyor tek başıma gidemem diyor. Bana diyor bir tane yardımcı ver diyor. O da Allah-u Teala kardeşin, tamam, yani kardeşinin, abinin Hazreti Harun'u yardımcı olarak vereyim diyor. Onun dili daha düzgün diyor. Şimdi ben belki dilim diyor hemen diyor şey olur diyor biraz zayıflar diyor. Kendisi hani yıllarca Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kaldı ya, evet. 10 sene boyunca, 8 sene civarında. Onu da biraz daha konuşamam belki diyerek abisini, Hazreti Harun'u kendisine yardımcı olarak istiyor. Yani bunlar aslında yumuşak davranmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Son olarak Sayın Hocam bir ayet-i kerime daha var. Buyurun. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Yani affetmenin, insanlara müsamahakar davranmanın, hoşgörülü olmanın önemli bildiren bir ayet-i kerime. İnsanlar sana ne yaparsa yapsınlar. Madem sen sen burada hak dini temsil ediyorsun, insanlara gelen o çirkin sözlere, işte hakaretlere karşı onları affet. Ve iyiliği emret. Ve onlar eğer sana çok aşırı baskı yapıyorsa cahillerden yüz çevir. Yani onlardan uzak tut. Efendim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu affetme düsturu, hani diyor ya ben diyor bu dünyaya hep rahmet peygamber olarak gönderen diyor. İşte diyor işte bana diyor ceza için bir şey söyleme diyor mesela. Mekke'nin fethinde Efendimizin bu affedicini görüyoruz. Kendisini evet. yıllarca eziyet etmişler. Memleketinden dışarı çıkarmışlar. Bugün diyor size diyor Yusuf kardeşimin dediği gibi diyor hiçbir üzüntü yok. Kınama yoktur. Yusuf Aleyhisselam yıllarca babasından, kardeşinden ayrı kalıyor. Hapishanelerde yatıyor. La tesrib aleyküm diyorum. Bugün diyor size hiçbir kınama yoktur diyerek kardeşlerini affettiğini söylüyor. Onlara karşı hoşgörüsünü göstermiş oluyor. Ki ölüme terk etmişler ona rağmen. Evet yani onlar hepsi öldü diyorlar mesela. Ama Yakup Aleyhisselam diyor ki siz diyor eğer bana deli demeyecek olsanız diyor ben diyor Yusuf'u diyor özledim diyor. Yusuf gelecek diyor göreceğim diyor mesela. Onlar hala diyorlar ki babacığım sen ne diyorsun diyorlar mesela. Ama işte Allah-u Teala sevdiği kişilere bazı öyle güzel şeyler verebilir. Bunlar da önemlidir. Muhterem hocam programımızın sonuna geldik. İsterseniz bir menkıbe var onu anlatalım kıymetli seyircilerimize. Sonra inşallah sizi toparlayın konumuzu olursun. Bitirelim. Tabii bu programı hazırlanırken şöyle bir şey okudum hocam dikkatimi çekti. Padişahın birisi bir dervişe demiş ki sana bir vazife veriyorum. Her gün gelip beni irşad edeceksin. Dini konuları anlatacaksın bana. Her gün düzenli olarak bu derviş padişaha bilgi vermeye geliyor. Sonra o dervişin de bir arkadaşı varmış. O da demiş ki nereye gidiyorsun? Demiş ki ben her gün gidip padişaha dini bilgiler veriyorum. Beni de götür yanında demiş. Tamam demiş. Sonra tabii ücret olacak da bir tahin verildiği söyleniyor. Bu dervişin arkadaşı diyor ki senin ihtiyacın yok sen bunu bana ver. Tamam demiş o da vermiş. Sonra bir gün esas derviş yani samimi derviş diyelim sarımsaklı bir şey yemiş. Padişahı da rahatsız etmemek için elini ağzına kapatarak konuşuyormuş. Dervişin arkadaşı demiş ki padişahım biliyor musunuz bu derviş niye ağzını kapatıyor? Niye demiş? Sizin demiş ağzınız affedersiniz pis kokuyor da onun için demiş böyle yapıyor. Öyle mi demiş? Bir kağıt yazmış. Dervişin eline vermiş. Bunu götür demiş fırıncı başına ver. Tabi oraya bir not düşmüş. Demiş ki bu geleni fırına at. Yolda giderken fırına doğru diğer derviş kağıdı almış. Demiş nasıl olsa ekmeği verecekler ya. Ver demiş o ekmeği ben alayım. Tabi fırıncı başı okuyunca almış onu atmış fırına. Ertesi gün tabii bizim derviş, samimi derviş yine gelmiş derse.
Demiş ki sen nasıl geldin? Gelmemen lazımdı. Demiş ki hadise böyle böyle oldu. Ben ağzımı kapatıyordum sizi rahatsız etmemek için. Ama diğer arkadaş size böyle meseleyi anlattı. Sonra bir kağıt daha yazmış. Demiş ki sen doğru ol, kem söz sahibini yakar. Evet. Yani doğruluktan hiçbir zaman ne olursa olsun ayrılmamak lazım. Hani Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var ya hocam. Buyurun hocam. İnsan diyor sadakat yaraşır diyor. Görse de ikra. Yardımcısıdır yani doğru söylediğinin yardımcısı Hazreti Allah diyor mesela. Evet. İnsan inşallah. Zor görse de sıkıntı da görse nedir? Hep doğru olmaya çalışması lazım. Allah ona her zaman yardımcısı olur. İnşallah diyelim hocam. Hocam. Amin diyelim. Evet. Kıymetli hocam Allah razı olsun. Kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim inşallah. Kıymetli seyircilerimiz bir müftülük saati programının daha bugün sonuna geldik. Bugün konuğumuz İl vaizimiz Ahmet Erdinçli hocamızdı. Kıymetli bilgilerinden istifade ettik. Rabbim inşallah bizleri doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayırmasın. Efendim gününüz, cumanız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşça kalın, hayırlı kalın.